müşterilerimize elimizden gelen tüm imkanları sınırsızca kullanıyoruz. Poliçeyi yaptığımızda aslında bizim işimiz başlıyor. Bir hasar durumunda, bir kaza durumunda. Bunun saati yok. Gece 3, sabah 5. Her zaman müşterilerim yanına gidiyorum. Yani bunun resmi tatili yok. Her zaman onlarla birlikteyim. Önceki amacım müşteri memnuniyeti. Çünkü en güzel reklam müşterinin memnuniyeti bence. Biz sigorta acentesiyiz. Trafik sigortası, kasko, sağlık sigortası, evlerine konut sigortası, iş yeri paket sigortaları, DASK sigortası gibi poliçeler yapıyoruz. Son zamlar sigortalara fena yansıdı. Yani şu anki fiyatlar geçen senekinin 3 veya 4 katı. Müşterilere fiyat söylerken zorlanıyoruz, problem yaşıyoruz. Ama sigortasını yaptıramayan biriyle şu ana kadar karşılaşmadık. Fiyatların giderek artacağını düşünüyorum. Çünkü maliyetler hiçbir zaman geri düşmeyecek. Parça fiyatları geri düşmeden sigorta şirketleri kâra geçemez. Devletin desteği lazım bence diye düşünüyorum. Bu yıla ilişkin hedeflerim, kendime çizdiğim bir rota var. Özellikle sağlık sigortası bölümünde. İnsanlara sağlık sigortasını çok anlatıyorum. Çünkü çok işlerine yarıyor. Özel hastaneye gittiklerinde ücret ödemiyorlar. Yani hedeflerimiz var. Geçen seneki rakamların üzerine koyduğumuz kendi hedeflerimiz var. Şirketlerimize vermiş olduğu hedefler var. Şirketlerin bize vermiş olduğu hedefleri ilk 3 aylık süreçte zaten biz doldurduk. Geri kalan 9 ay artık rahatız. Ama ben kendi kendime hedef koyan birisiyim. Hedeflerin de hep üzerinde devam ediyorum. İnşallah daha iyi olacaktır. Ciddi anlamda kar marjlarımız çok düşük. Sigorta acenteleri kuş kadar komisyonlarla çalışıyor. Çok iş yapmamız gerekiyor. Şimdi insanlar aracına trafik sigortası ve kasko yaptırmaya çok alıştı. Bunda hiç problem yaşamıyoruz. Ama sağlık sigortasını düşünüyorlar. Bugün özel hastanelere gittiğinizde çok ağır maliyetler yükseliyor. Bir sağlık sigortasının ödemesi de çok basit. Özel hastaneye gittiğinizde hiç para vermeden dışarı çıkıyorsunuz. Ya bundan daha iyi bir hizmet olamaz. Ceplerine bundan daha iyi bir para kalamaz. Sadece bunu grip olarak düşünmeyin. İnsanın başına ne geleceği belli değil. Çok ağır hastalıklar geçirebilirler. Hastanelere çok büyük paralar ödeyebilirler. Ama poliçe onların hayatının garantisi. Kesinlikle aile paketi olarak her ailenin yapması gereken bir poliçe. Artık hedeflerim arasında ordunun dışına çıkmak var. Yani büyük illere gitmeyi düşünüyorum. Samsun, Trabzon, İzmir, Ankara, Kayseri. Bu illeri tek tek gezmeyi düşünüyorum. Özellikle İzmir, İstanbul'a çok gitmek istiyorum. Ben buradan çıkıp da gideyim olmuyor. Referanslarla. Bir referans, 3 kişiye referans oluyor. Kesinlikle ordunun dışına çıkacağım. Yeni bir ekip kurmayı düşünüyorum sahaya. Sahayı çok seviyorum. Bence sigortacı sahadadır. Kesinlikle böyle devam edeceğiz. Ve daha iyi illere geleceğimizden %100 eminim yani. Allah izin verirse.